Nasıl yorumladınız o zaman hocam? Vallahi birileri dedi işte ona çok yakınlık gösterdi oldum oldu dediler. Öyle bir şey dediler. Öyle bir şey oldu ama ben onun kaza olmadığını düşünüyorum. Hocam PKK yeniden bir sene öncesinde yani işte 7-8 senedir Güneybatı'da hiçbir şey olmuyordu. Bir sene öncesinde tekrar hareketlenme başladı. 1,5 ay önce işte bildiğimiz bütün bizim ruh sağlığımızı bozan hadiseler en azından bizim gördüğümüz şekliyle oluşmaya başladı. Niye hocam PKK birdenbire tekrar bu hale dönüşüverdi ve arkasından bu APO kim? APO'yu bize niye teslim ettiler? Ne oldu? Bunları şöyle bir analizini yapalım. Evet efendim, şimdi evvela şunu söyleyelim. Güneydoğu'da bir yerde bir tane yere bomba koyuyorlar veya mayın koyuyorlar, patlıyor, askerlerin şey diyor, PKK yaptırıyor. Nereden biliyorsunuz? Hiçbirini yakalamıyorsunuz ama biliyorsunuz. Yani aklınızla biliyorsunuz değil mi efendim? Öyleyse aklınızla da bu işin olabilirliğini tartışmanız lazım. Madem ki tahminen biliyorsunuz, bu tahmininizin doğru olup olmadığını aklınızla tartışmanız lazım. Yani müsbet delillere istinad etmiyorsun. Hiçbirinin üzerinde belge yok. Yakalanmış bir kimse yok. Sadece diyoruz, o yapmıştır, yapsa yapsın. Şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki şu PKK'nın karşılıklarını düşünelim. İran'da çatıştılar, evet. Suriye'yle kapıştılar, evet. Barzani ve Taliban'ın can düşmanı başından beri, evet. Amerika Birleşik Devletleri tasfiye etmek istiyor, doğru. Türkiye'nin Güneydoğu'da 200 bin askeri var, onlar konu karşı, evet. 25 bin polis, istihbarat ve bir ötesinde Güneydoğu Anadolu'daki aşiret yapısı ve onların kullandığı 60 bin korucu. Karşıdaki var 7 bin. Böyle bir denge olur, böyle bir çalışma olur. Cevabı geliyor. Peki ne o zaman için? Yani şunu düşünebiliyor, 60 bin korucusu olan oradaki yapı, bu PKK'nın faaliyetlerine hiç haberdar olmuyor mu zannediyoruz? Olabilir. Ya ikisini aynı şey kabul edeceksiniz ki olmaz yani mantık onu götürmez. Çünkü o mantık varsa siz niye 60 bin tane koruyucu iddia ettiniz? APO'ya asker mi verdiniz yani? Eğer ikisi aynıysa. O zaman siz mantıksızsınız. Bu mantık dışı. Sadece şu var. Şimdi şu APO olduğu zaman ve PKK eylem yaptığı zaman ne oluyor? Bir, Türkiye'de ona karşı usulü artıyor. Bu usulün arttığı zaman da Güneydoğu'daki PKK karşıtı dediğimiz feodal yapı güçleniyor ve meşguliyet kazanıyor. İki, siz artık Barzani ile uğraşmıyorsunuz, PKK ile uğraşıyorsunuz. Zaten şöyle bir şey olmuş olabilir mi acaba? PKK, PKK deyip size cambaza bak deyip arkadan cüzdanınızı çalmış olabilirler mi? Mesela siz PKK ile uğraşırken Barzani'ye devlet kurup durmuş olabilirler mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yakalanması hadisesine gelelim. Siz kaçacaksınız, APO'sunuz, her biriniz birer APO'sunuz ve kaçacaksınız. Nereye kaçarsınız? Ya örgütünüzün olduğu bir yere, ya da size siyasi himaye sağlayacak bir ülke. Kenya'da APO'nun örgütü olması mümkün değil. Yani yok öyle bir şey. Üstelik Kenya, o kadar uzak bir yer ki yani bu PKK meselelerine, Kenya yönetenlere, Abdullah Öcalan'dan haberi kim bu evde? Bu kadar bir ilgilenmeler. Bu adam buraya niye gitsin? Değil mi? Bir insanın kaçacağı yeri ya siyasi himayedir ya cidden himayedir. Kenya'nın ne özelliği var? Kenya, CIA'nin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Mossad'dır. Bu ikisinin yurtta olduğu bir yerdir. Ve oraya Öcalan gitmemiştir. Götürülmüştür. Gitmemiştir. Hiç alakası yok. Böyle bir yere gitmez kimse. Yani kaçırma işlemi aslında Kenya'dan evvel başlamıştır. Bir gün şöyle söyleyeyim, bir gün televizyondaydık. Televizyonda pek de alakalı olmayan bir zamanda dedim ki ya dedim, bu Öcalan'ın uçağa bindirdiklerinde dedim, neden etrafında kar maskeli adamlar vardı? 2-3 tane hostes koysalardı daha iyi olmaz mı?
Yani geçti öyle, dışarı çıktı. Arkadaşlar durdu bana. Dediler ki, niye böyle söyledin? Kardeşim bakın dedim. Bir uçağı zorla bindirirseniz, yanınıza polis verirsiniz, asker verirsiniz. Kendisi bilen o stres hizmeti derdi. Başka bir şey daha anlatacağım. Başka bir şey daha bununla ilgili. Yani olayı anlatıyorum. Öcalan İtalya'dan çıktı, ortada yok. Efendim, başbakanımız sizde MİT'in beyanatı var. Rusya'dalar. Üstelik MİT müsteşar o zaman gidiyor ki, biz Çeçenleri destekliyoruz, onlar da Kürtleri destekliyorlar. Ruslar için. Böyle şey de söylenmez ayrıca. Yani açıkça ben Çeçenleri destekliyorum denir mi? İç işlerine müdahale sana sebebidir de ciddiye almıyorlar. Şimdi o sırada televizyona çıktım. Kanal 7 Ahmet Hakan'ın. Ahmet Hakan sordu. Ne hocam bu şey dedi. Abla ben sizi harf edeyim dedim yerini. Neresi? Amerika'da değil. Avrupa'da değil. Rusya'da değil. Amerikan nüfus bölgesinde çok ilginç bir yerde. Duyursanız duyarsanız şaşıracaksınız. Neyse Apo yakalandı geldi. Bir televizyon programına çıktı başka birine. Hocam ilk tabir ettiniz Kenya'yı dediler. Aklımın ucundan bile geçmedi dedi. 40 yıl düşünsem Kenya demezdim. Türkiye diyecektim de diyemedim. Peki hocam bu... Ama demiştim, yeni şabakalı sistemi çocuk Cem miydi neydi daha şey... Ya, Apo'yu arıyorlar, Türkiye'de olabilir dedim, sonra sakın yazdı dedim. Ya geleceği aşağı yukarı belliydi. Size bir soru sorayım. Niye siz soru sormuyorsunuz? Şimdi Apo 14 yıl şeyde kaldı, Suriye'de, BK'da, bilmem ne de kaldı. Ateşkes ilan etti, savaşı bitirdi. Biz çıktık dedik ki Suriye, bu abla ne arıyor bu dedi. Ya kardeşim, bunca yıldır aklınız neredeydi, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Görmediniz mi? Abonunuz. Niye söylemediniz? Adam ateşkes ilan etti, savaşı bitirmiş, gidiyorsunuz ne işi var burada? Değil mi? Ya burada bir şey olmaz herhalde bu. Paşa gitti, sınırda konuştu. Konuştu. Ondan sonra kaçtı. Ama neden? Halbuki savaş esnasında, değil mi, çatışma var, bilmem ne var. O zaman söyleyeceksin ki adamı kaçır, maçır ve bu savaşı bitir. Vay bitti, savaş bitti. Aaa, Apo oradaydı değil mi? Günaydın. Hocam peki bu, deminki cambaza bakar, şöyle bir devam edelim. MİT müsteşarının işte gazetede manşetti. Bir tanesinin Barzani ile görüşmeye gittiği, efendim Türkiye'de bu işin nasıl halledileceğini konuştukları basına yansıdı. Şimdiki MİT müsteşarının Barzani'nin de televizyondaki 3 gün önceki Arap televizyondaki açıklamasıyla evet, Türk MİT müsteşarı ile görüştüm. Efendim bu iş beraber hareket edersek çözeriz. Terörle değil ama başka türlü çözeriz diye söyledim. Şimdi orada haber bekliyorum diye konuşması var. Bir diğer taraftan da işte adaya gidiyor, İmralı'ya gidiyor ve orada Apo ile görüşmeleri yapıyor. Yine MİT müsteşarı gidiyor ve görüşüyor. Efendim bu arada yine eski MİT müsteşar yardımcısının buna dair çok enteresan görüşmeler Radikal Gazetesi'nde manşet oldu. Evet bu cambaz der mi hocam? Evet. Şimdi şöyle aslında orada Güneydoğu Anadolu'da ayrıntılar hareket söylediler ama ben hiç başından beri bunun böyle olmadığını da söylüyorum açıkçası. Şu anda Güneydoğu Anadolu'da egemenlik kimde olacak kavgası var. Egemenlik kimde olacak? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben aşiret yapısı üzerinde bir devlet kuracağım orada diyor. Bu devlet de sizinle iyi geçirecek diyor. İsterseniz diyor gerekirse ilhak filan da edersiniz diyor. Öyle anlaşılıyor. Peki orada egemen olacak güç kim? Aşiret yapısı. Evet. O zaman ne olması lazım? Bu aşiret yapısına isyan ederek karşı çıkarıp bir örgüt kurumumuz olan PKK'nın tasfiyesi lazım. Evet. Biz Apo'yu neden tasfiye ediyoruz? İnsanlarımızı öldürdü diye. 31 kişinin katili diye. Onlar ne için istiyor? Diyorlar ki bizim siyasi iktidarımıza karşıyız. Bir engel teşkil eder. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bizim yetkililer Apo'yla Barzani'yle görüşüyorlar. Bir takım taleplerde bulunuyor. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye. Eğer Barzani üst perdeden konuşmuşsa, şunu kabul eder, bunu kabul etmem, bizimkilerimiz derler ki, sen tek başına değilsin. Apo bizim için bir belaysa, senin için bin bela.
Ben bir belayı üstüme alırım, bin bela olarak sana saldırtırım. Ondan sonra çık işin içine. Çünkü bunun bir takım şeyleri var, sonuçları var. O da şu, eğer diyelim ki Türk Silahlı Kuvveti oraya gitti, bastırmaya kalktı oradaki bir hareketi. Hepsi diyecekler ki işte Türkler bizi öldürüyor, açıyor, kesiyor. Kendi içinde çatışırlarsa ne olacak? Evet, değil mi? Çok zor. Oturup da bir bütünleştirici unsur yok. Bütünleştirici unsur yok. Kendi aralarında çatışacaklar. Muhtemelen bizimkiler öyle demişti. Bazı yani demişler ki, biz biraz yük kaldırıyoruz, bir belayı kaldırırız. Ama senin de asıl belanın budur. Bizden daha büyük belanın var. Ondan uğraşla görelim demişler olabilirler. Bunun üzerine bu konuda şey yapıyordum da bir gazeteciyle konuşuyordum. Önümüzdeki günlerde dedim, bu manevrayı engellemek için mutlaka PKK'ya atfedilen, PKK adı altında yapılan eylemler oldu. Hemen 4 tane askerimizi şehit etti. Siz hocam bundan 6 ay önce bir şeyler söylemiştiniz bize. Kasım'da bir şeyler olabilir evet, diye. Evet. Ne bu müneccimlik miydi hocam? Şimdi bu Kasım'da bu olup bitenleri onunla istifadelendirmek mümkün mü? Tabii yani Kasım'ın aşağı yukarı tahmin ediyorduk böyle bir durumda. Şu sıralarda Türkiye'de çok ciddi şeyler var. Yani çekişmeler, değişmeler var. Bakınız bir farklılığı da müşahede etmeniz lazım. O da şu, burada işte PKK falan diyoruz şöyle böyle ama Başbakanımız da diyor ki Türkiye'de Kürt sorunu yok, terör sorunu var diyor. Yani asıl PKK diyor. O zaman buna baktığımız zaman devletin içinde de bir ihtilaf var. Değil mi? Öyle görmüyor. Yani onu nasıl yorumluyorsunuz? Bir başbakanımız diyebilir ki o Kuzey Irak'ta kurulacak yapı Barzani etrafında kurulsun, egemenlik onda olsun. Böylece Amerika'yı da tatmin etmiş oluruz. Para da gelir. Yani o zaman tam şuraya mı geldi? Şimdi Barzani'nin işte Kerkük'ü işini alarak Türkiye'nin desteğinde bir şey yapabileceğim. Dolayısıyla Kerkük meselesinin de hallolacağı ve denize açılmasının da hallolacağı gibi şimdi son zamanlarda yapılan evet. Yorumlar. Şimdi adam tabii denize. Şimdi ben şunu söylüyorum. Kuzey Irak'ın zenginliğinden söz ettiğiniz zaman yerin altındaki petrolden söz ediyorsunuz. Yerin altındaki petrolün bir manası yoktur. Limandaki petrolden söz edeceksiniz. Şimdi sürekli olarak Kerkük yumurtalık kuraklığını bombalıyorlar esas itibariyle. Yani onu işlemez hale getiriyorlar ve diyecekler ki ya oranın güvenliğini sağlayamıyoruz. Suriye veya Lübnan veya İsrail üzerinden bir kuraklığı düşecekler. Tabii böyle olduğu zaman şöyle bir şey akla geldi insan. Biz yapmayız ya birileri oturur. Ne örgütü kursun? Kuzey Irak fedaiyun örgütü. Güzel olur. Bu da gider inşa edildi. Şeyleri, bombalar, bombalar. Ötekisi bombalayınca bu niye bombalar? Bir şey bulur, bir isim kurar. Yani. Biz kurmayız, biz öyle pis işleri yapmıyoruz. Biz kan kaynağını yapmayız. Bizde derin devlet yok zaten, böyle bir şey düşünmüyoruz. El kaynağı falan yapar. El kaynağı bir şey yapar. Onu kuramaz. O zaman da petrol şeyin altında kalır. Bakın bir şeye dikkat ediniz bir şekilde. Ve bu siz son günlerde bizi alıştırdılar zenginlikleri rakamlar gibi. Şu kadar milyon dolar, milyar dolar falan. Şimdi bu ekonomilerin bir özelliği var. Burada gelir üretimin içerisinde oluşmaz. Üretimin içinde oluşmaz. Bir tek elde toplanır. Kimin elinde toplanacak? Barzani'nin elinde. Buna Suudi Arabistan modeli diyoruz. Suudi Arabistan modeli ekonomi. Yani üretimin içerisinde gelir oluşmaz. Almanya'da gelir nasıl oluşur? Araba imal ederken. Hem patron kazanır hem işçi alır. İşini birinden ayrılmaz. Halbuki burada Amerikalı petrolü çıkaracak, götürecek, krala da yöneticiye de pay verecek. Bu halka nasıl intikal edecek? Halka, Suudi Arabistan'a nasıl intikal ediyor? İşte bayındırlık yatırımı, otel yapıyorlar, 7 yıldızlı otel, 15 yıldızlı otel,
işte polis, asker, devlet memuru filan yaptı. Böyle intikal etti. Bizim Güneydoğu Anadolu'daki ekonomik yapı da buna benzer. Güneydoğu Anadolu'da dönen bıçak biliyor musunuz siz? Üretim yapan bir mekanizma. Yok hayır. Gelir nereden? Değil mi? İlginç bir şey. Yani İstanbul'da görüyoruz bu şey kim? Güneydoğu bir iş adamı. Gökdelen. Fabrika yok. Ormanı yok. Ticarethane yok. Gökdelen var. Yani uyuşturucu var. Kaçakçılık var. Ama gelir şunu söylüyoruz. Halk da üretim süreci içerisinde olmak. O zaman bunlara intikal etmesi için bir yol bulunması lazım. Yani ekonomiye sadece rakamlar olarak bakmayın. Fert başarı düşen gelir 4.000 dolarmış. Neden elde ediyorlar bu 4.000 doları? Hep transferlerle elde ediyor. Bunlarla böyle bir ekonomik yapının geleceği vardır. Geleceği şöyledir. Geleceğini bir yazıda tarif ettim. Yıl 2015. İstanbul'da bir toplantı yapılıyor. Toplantıda İngiliz kraliçesi ölmemişse o, yoksa kralı geliyor ve bir tören yapılıyor. Törende İngiltere Arap topraklarını bize iade ediyor. Diyor ki ilk günkü gibi, el değmemiş gibi Araplar develer üstünde vurmayın onlar ve size geri veriyoruz. Petrol yok, hiçbir şey yok. Bunlar çok zengin dediğiniz ülkeler. Altından petrolü çekin, petrolün 15 sene ömrü var. Nasıl var ömrü? Bitiyor mu? Yok. Şey diyor ki, Suudi Arabistan Petrol Makinesi, Şeyh Zeki Yamani, taş devri, taşlar tükendiği için sona ermedi. Ya taşlar duruyor da artık kullanılmadı. Petrolün sonu da öyledir. Petrol yerin altında olacak ve kullanılmayacak ve petrol dönemi sona erecek. Bu dönem 10-15 yılı aşmaz. 10-15 yılı, 15 yıl sonra bütün petrol ülkeleri, petrolle geçinen ülkeler hurma yiyecekler, evet, deve üstünde. Yalnız o zengin Araplar şeye gidecek, Avrupa'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya biraz Araplar karışmış olacak. Çok ciddi miktarda onu da göze alırlar. O da yani. Sonuç bu. Tamam, hayaller konuşmaya başlamışlar hocam. Ömer de Tümet'e geçen hafta burada. Ne bilgi güvenlik kurulu, güvensizlik kurumu, böyle meçhul çevrelerle yüzleri bile gülmeyen bir heyet dedi. Bir de sizin milli güvenlik kurulu hayaliniz var galiba. Evet. Bu hayal nasıl hocam? Efendim milli güvenlik kurulunda ben her zaman bu şey ekonomik konular da dahil bütün bunların tartışıldığı güvenlik kurulunu tahmin etmiştim. Evet. Yani yoksa oturup tehdit şudur, tehdit budur. Bazen öyle şeyleri tehdit telakki ediyorsunuz ki dediğim gibi asana. Üç kişiyle bertaraf ettiğiniz bir şey tehdit oluşuyor. Tehdit oluşuyor. Mesela diyorsunuz ki bakın ben size bir örnek veriyorum. PKK devlet olacağım. Kurulduğunu farz etseniz orada terk ne olur orada? 3 milyon nüfusu, 300 dolar milli lira değil mi? Olmaz bunlar. Suriye Hatay'ı alacakmış. Herkes Suriye, Hatay'da gözü varmış, harita çizmiş. Bir de ben evvela şunu söylüyorum, harita çizmek serbestti, herkes çizebilir. Bir saat harita çizince, siz de haritayla cevap verin. Eski Osmanlı haritasını koyun, biz de buraları alacağız diye. Hiçbir sakıncası yoktur. Eğer beğendiğiniz ve Osmanlı topraklarının dışında kalan yer varsa, burayı da alacak da ömrümüz vefa etmediğin oraya da dair. Ne yapayım? İstemek bir şey değil ki, alabilirse. Suriye, Hatay istediği zaman ben şunu söylüyordum, müsait bir zamanda gelip alsınlar. Bu arada gelen sorular da zaman zaman araya girdireyim. Yorum aldık değil mi hocam? Yorum aldık değil mi? Dinleyenler de herhalde böyle. Evet. Şimdi Feyyaz Semih Ünival isimli bir emekli memur dostumuz. Biz ne zaman oyun oynayacağız? Yoksa hep üzerimize oynama oyunlar mı seyredeceğiz diye soruyor. Yoksa biz oynuyor muyuz zaten hocam? Biz, evet. Efendim öyle şunu söyleyeyim. Şu haleti üyeden vazgeçmemiz lazım. Yani biz hep aman bizi dövüyorlar, aman bizi öldürecekler, yıkacaklar. Haleti üyesi için değil. Bu kadar korku da yaşanmaz. Yani bir günde biz ne, dışarıya ne yapıyoruz sorusunu sorma. Hiç kimse. Yani Suriye bizi Hatay'a alacak,
APO'yu besleyecek. Peki sen Suriye'ye bir şey yapamaz mısın? Yok. Öyleyse niye varsın? Yani. Bunun için şunu söylüyorum. Herkes her istediğini yapmakta serbesttir. Zaten serbest değildir desen de yapardı. Onun için mertlik sizde kalsın. Herkes her istediğini yapsın değil lütfen. Benim işim de bunları engellemektir. İkincisi yapana yapan. Herkesin zayıf tarafı var. Herkesin zayıf tarafı var. Amerika bir şey yaparsa, İngiltere bir şey yaparsa sen de yapman lazım. Biz yapmıyoruz. Çünkü biz savunuyoruz. Bize yapanlardan, bize yaptıkları engelliyoruz güya. Şey gibi, 12 Eylül'de terörü engelliyormuşuz gibi. Abi orada terörü engellemenin çok kolay bir yolu vardı. Genelkurmay Başkanı çıkardı bir gün televizyona. Beyler boşuna uğraşmayın. Yer yerinden oysa darbe yapmamlar. Bu kadar. Bir cümle ya. Yapmayacak. Niye demen hocam? Bunun bu amaçla yapıldığını bilmiyordum. Bir gün bir konuşma yaptım. Türkiye'de 12 Eylül'ün niçin yapıldığını herkes biliyor. Bir gün çağırır kendine. İki kişi çıkar ortada, belinde 14'lü tabanca, Türkiye'yi komünist yapacakmış. Eğer ondan komünist olacaksa, Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Bir avuç adam, dünyanın en büyük ordularından biri dediğimiz Türk ordusunu bertaraf edecek ve komünist yapacak Türkiye'yi. Böyle bir şey nasıl tasarlayacak? Bu nedir? Can pazarı. Şimdi mesela getiriyorlar, şeyi bombaladılar. Sinagogları bombaladılar. Kim bombaladı? İslamcılar. Bu İptacı kim? DHKPC kim bunlar? İslamcılar, DHKPC bunlar komedi. Şimdi mesela Periye Dalı niye iade etmiyorlar? Diyorsunuz ki Belçika hükümeti bir katili himaye ediyor. Niye himaye etsin kardeşim? Adil bir cinayet. Bir hükümeti, bir devleti bir katili himaye etmekle itham ediyorsunuz. Öyle değil mi hocam? Olabilir mi? Mümkün mü yani? Biz katil olduğunu mahkum etmişiz, söylemişiz ediyoruz. Ve oraya da belge göndermişiz bu katili iade edin diye. Bakın efendim, hepsi yanlış. Mesela şunu söylüyorum, hep masal... Katil değil mi yoksa hocam? Ben masallar uyuttular, ben size söyleyeyim. Bugün beyan aktardım. Sabancı'nın öldürüldüğü zaman. Bakın kardeşim. Bu iki kişi ön kapıda giriyorlar, fotoğraflarını çektiriyorlar, nüfus cüzdanını da koyuyorlar. Tamam mı? Tamam. Başka bir kapıdan, gizli bir kapıdan çıkıyorlar. Ya gizli bir kapıdan çıkmayı biliyorsan girmeyi niye beceremiyorsun? Niye? Allah. Bir eğer gizli kapı varsa ve oradan çıkabiliyorsan oradan gir. Neden? Çünkü bunlar örtme operasyonunda kullanıldılar. Cinayet işlendi, 20 dakika sonra bu çocuklar arandı. 20 dakika sonra. Katil aranmadı, bu çocuklar arandı. Bu çocuklar katil falan değildi. Cinayet işlendiğinde muhtemelen çekmiş gitmişlerdi. Bu surette oradaki insanların isimleri bile tespit edilmeden binada olanların katil de elini konusal gerçek değildi. Olay bu. Aksi halde bana kapıdan girerken fotoğrafını çektiren, nüfusuzlarını bırakan adamın neden gizli bir kapıdan çıktığını izah etmek zorundasınız. Evet, onun için o Feriye Erdoğan'ı şey yapıyor, o da böyle geziyor kalkınmadan. Hiç gitmiş orada, anlatmış Belçikalılara, vallahi ya. Ben örgüt üyesiyim ama cinayetle alakalı demiş. O kadar. Öyle tahmin ediyorum. Yoksa bir cinayet olsa falan. Peki o cinayeti neyle izah ediyorsunuz hocam? Niye Sabancı? Evet. Bir mesaj. İş adamlarına bir mesaj. Mesela Sabancı sokakta dolaşır, gezen bir adam. Orada vurmuyorlar. 25. katta buluyorlar onu. En güvenli yerde. Bütün iş alemine diyorlar. Ey iş adamları. Sizi en iyi korunan binada orası. Güvenli son sistem, Amerikan sistemiyle korunan bir bina. En güvenli,
en güvenlikli yerde 25. katta sınırlar. Bu Kürt işine çok ulaşmayın. Çünkü o sıralarda Sakit Bey falan bu Kürt işini hallederim. Efendim şöyle böyle diyorlardı. Adamın projesi var işte. Cambaz o cambazı ortadan kaldırmanın mümkün mü? Ondan sonra Cem Boyner o tarihten sonra hemen siyaseti bıraktı değil mi? mesaj ağır. Ama böyle şeyleri sorgulamak lazım. Bir gün televizyonda rahmetli Sakıp Sabancı konuşuyordu. İşte bunları konuştular. Ben de konuştum. Şeyi anlattım, bu olayı bu türlü izah ettim. Sakıp Bey dedi ki, ben telefonda katılıyorum o canlı yayında. Bir şey demedi benim yorumuma. Sadece dedi ki, Mahir Bey gibileri neden devlet istihdam etmez şaşarım dedi. O kadar. Doğrudur, yanlıştır filan demedim. Hocam şu Güneydoğu meselesini birazcık daha bir açalım. Şöyle bir şey mi var? Netleştireyim aslında. Bugün Kuzey Irak'ta Barzani'nin yönetiminde Kürt devleti kurmak istiyor veya kuruldu fiilen. Bunu birileri istiyor. Türkiye'de bunun kurulmasını isteyenler var. Türkiye'de aksine bunun kurulmasını istemeyenler de var. APO bunun için bir jargon olarak elde tutulup kullanılır, bilinir diye. Bu şekilde mi toparlanmak mümkün? Efendim öyle Güneydoğu Anadolu'daki problem nedir sorusunun cevabını bulmak lazım. Bakın bu kadar mücadelenin sonucunda ne oldu? Bir, Güneydoğu Anadolu'da aşiretlerin kontrol ettiği 60 bin tane silahlı adam var. PKK'lı sayısı kaç? 7 bin. Güzel. Yani bir orduları var bu adamların. İkincisi oradaki feodal yapı, yani eskiden toprağa bağlı, topraktan gelir elde eden insanlar şu anda ticaretten gelir elde eden hale geldiler. Kaçakçılık ve uyuşturucu da dahil çok zengin bir sınıf ortaya çıktı. Halk zenginleşmiyor, halk sefalet içinde ama büyük zenginler var. Bunu bütün gazetelerde okuyabilirsiniz. Oradaki zenginlikler hatta adıyla kıyaslanmayacak kadar büyük olduğunu söylüyorlar. Demek ki bir üstünde zenginleşti. Üç. Bunlar siyasi güç sahibi oldu. Meclis içerisinde büyük çok sayıda milletvekili var. Aynı zamanda siyasi. Size bir soru daha sormak istiyorum. Mesela bizim seçim sistemi şöyledir. Her yıl evvela bir milletvekili verilir, ondan sonra nüfusa göre milletvekili dağıtılır. Bu nedenle Hakkari'de 50 bin kişi bir milletvekili seçer, İstanbul'da 150 bin kişi. Yani bir Hakkari'li 3 İstanbulluya bedeldir oy açısından. Bu nedenle, bu Bartın'da da böyledir belki ama Bilecikler'in böyledir. Ama çok da Güneydoğu Anadolu böyledir. Bu nedenle onların temsili nüfuslarının ötesindedir. Bir şeyi merak ettiniz mi? Bakın, öyle bir siyasi yapı. Mecliste Güneydoğu milletvekilleri çok şu bir partide ama bölgede tamamen HADEP'li belediye başkanlar var. Devletin içerisinde gene onlar ağırlıklı ama bölgede şey, bunlar birbirlerinden farklı mıdır sizin için? Hiç mücadele ettiklerini filan tartıştıklarını ben gördünüz mü? Tam geliyor. Bölgede siyasi olarak egemen kurmadılar. Ekonomik güçleri de var. Böyle bir yapıyor. Şeyleri de var. Silahlı milisleri de var. Güzel. Sen zaten kurmuşsun adını bir şey. Yani yönetim kurdur işte. Bunu biz yapmadık. Evet. Şimdi niye şikayet ediyorsunuz dolanlardan? Bize bunu söylediğimiz için başımıza gelmedi. Kaldı. Dedik ki ya siz orada bir yönetim kuruyorsunuz. Ne yönetim? Biz vatanı kurtarıyoruz dedi. Onun için hapı lazım. Birileri bize değil. Bu yapı böylece olmuştu. Ve şimdi de diyorlar ki bunlar Barzani'ye yakınlık duyuyor. Kardeşim zaten öyle olacağı belli değil. Yani başka türlü olması mümkün mü? Böyle bir yapı, tüccar, bilmem ne. Hepsinin gelirleri gördüğünüz gibi şey, üretime dayanmıyor. Ve orada neden yatırım yapılmaz? Yatırım dediğimiz zaman okul mu okul değil ama yol mu ol değil. Tabii ki bir insana iş sağlayan, insanı insan yapan yatırım neden olmaz? Çünkü öyle yatırım olursa oradaki siyaset
ve ticaret burjuvazisi bütün gücünü kaybeder. Bakın, adam geliyor diyor ki, yani Türkiye'nin manasını anlamanız lazım. Kötü böyle zannedildiği gibi etnik ayrılık, bölünme, bölünme. Ve o düşünceleri tamamen anlamışlar. Saçma sapan bir şey. Yani böyle bir şey yok. Yok efendim, böyle bir şey yok. Yani Apo'nun da böyle bir gayesi yok. Yok efendim, böyle bir şey yok. Hiçbir yerde yok. Ama Apo'nun gayesi ne hocam? Konuşuyoruz. Şimdi evvela şuna, Kürt'ün anlamını. Şimdi bir Kürt geliyor, ağası veya şeyi, ben Kürt'üm diyor. O demeye mecbur. Dediği zaman çünkü milletvekili oluyor. Para kazanıyor. Bir şeyini bilir, bir adını vermeye gerek yok. Adamın hiçbir özelliği yok, mesleği yok, ticaret hanesi yok, bilmem nesi yok. Bir tek varlığı Kürtlüğü, Kürtçe'yi olmaz. Bunun da milletvekili oluyor. Çoluğunu çocuğunu iş buluyor. Kendisine bir şey sağlanıyor, itibar sağlanıyor. Evet. Kürtlük onun için iyi bir şey. Oradaki sıradan insan Kürtlüğe ihtiyacı olan, oradaki ağanın veya orayı yöneten insanların Kürtlüğe büyük ihtiyacı var. Ve oradaki insanlara o surette siyasette ve şeyde böyle para kazanmakta zengin olduklarını görmeniz gerekir. Ve diyor ki asla diyor için vermem burada şey yapalım, kurulmasına. Tabii tamam hocam. Çünkü o zaman bu adamlar birey haline gelirler. Şimdi birey değil mi? Koç veya Sabancı işçilerine diyebilir mi şu partiye oy ver? Dese bile dalga geçerler. Devletinden okurlar. Ama oradaki insanlar o aşirete oy vermek zorundadır. Gazetede ders seçim döneminde okursunuz. Falan aşiret şu parti, reis şu partiden bu partiye geçti. 8.000 oy. 9.000 oy. 10.000 oy. Değil mi efendim? O adam mecbur oluyor oy vermeye. Yoksa şunu söyleyeyim. Yani Kürtleri Türkiye'den ayrılmak elde edeceği bir şey olsa şu havadan kesinlikle kurtulmanız lazım. Şu hava verelim. Biz diyoruz ama ayrılacaklar. Ayrılırlarsa kazanacakları bir şey yok. Ama bir arada olursak her iki tarafın da kazanacağı şeyler. Yalnız biz kazanmayacağız, onlar da kazanacak. Zaten şöyle bakmak da yanlış, Kürt yabancıdır Kürtüşen. Onlar bizim vatandaşımız. Onların sorununu çözmek de zorundayız. Çözeceğiz. Onların ekonomik gelişmişliklerini sağlamak zorunda. O da bir birey olacak, iç sahibi olacak. İş sahibi değil, ümidi yok, tahsil, eğitim şansı yok bu insanda. Hemen size geçmişi anlatayım, olayın mantığını kavrayabilirsiniz. Tonguç'un bir kitap, Tonguç diye bir kitap var. Milli Eğitim, Üçer Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkmış. Köyüncülerin kuran kişiyle ilgili, köyüncülerin kuran kişiyle ilgili. Evet, kişiyle, köyüncülerle ilgili bir kitap var. Kitabın bir yerinde bir anı var. Çinyaz Kartal diye bir kişinin anıları. Bu anılarda şöyle diyor. Diyor ki... Eski Adalet Partisi, Demokrat Partisi milletvekili. Milletvekili ve meclis başkanı. Meclis başkanı. Meclis başkanı. Türkçe'yi de çok fazla bilmeyen bir kişi. Ben diyor, Sovyetler Birliği Harp Akademisi'nden mezun oldum. Meclis başı rütbesine kadar bu sınıf kaldı. Sovyetler Birliği'nde kaldı. Karım bir Sovyet generalinin balerin kızıdır. Ben komünizmi çok iyi biliyorum. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğim zaman benim ailem 280 köyü kontrol ediyordu. 280 kişiydi köyü. Benden daha fazlası, daha büyükleri de vardı. Bizde insanlarımız bizim aracılığımızla devletle temas kurarlar, ilişki kurarlar. Oysa köyçileri bunlara Türkçe öğretti ve bunlar kendi başlarına ilişki kurmaya başladılar. Buna razı olamazdı. Demokrat Parti'yle pazarlık ettik ve parti kentlerini kapattık. Komünist dedik. Komünistlikle bir tane alakası yok. Faşist diyebilirsiniz mesela kendisine de, komünist diyemezsiniz. Ama Kenz Kartal'ın oğlu ve yeğeni PKK militanı oldu sonra milletvekili de oldu hatta. Yurt dışına kaçak şimdi. O nasıl oluyor hocam? Bunlar çelişiyor. Bütünleşiyor mu hocam? Değil mi efendim? Yani adamın solu biliyor, oradaki şeyleri biliyor, değil mi? Ağ gibi davranmamış demek ki, yani gelip Türkiye'de siyasetin içinde durmuyor, oraya gidiyor, muharebeti temsil ediyor. Hocam bu Şen dinli olayları,
Onunla beraber Özgür, Büyük Anıt. Çünkü arka arkaya önce Şenlili başlatıldı. Arkadan bu askerlerle ilgili haberler gündeme gelmiyor. Neydi bu? Bir operasyon muydu hocam ikisi beraber? Evet, operasyon. Yani bu Gaziantep'in devlet kurması planı çıkınca dikkatlerimizi yeniden PKK'ya çevirmemiz gerekiyor. Aksi halde bunu görürdük. Son zamanlarda, son bir senedir PKK bu kadar zayıf olmasına, yani güçleri mukayesesini yaptım. Karşısında büyük bir dünya var. Ama o eylemdi. Bunun için aptal olması lazım. Ama şunu söyleyebilirsiniz, akıllı olsaydı terörist olmazdı dersin. Ona bir şey diyemem. Bir de bu şey odur yani. İtiraz edeceğiz yok da olur. Ama onun dışında saçma sapan bir şey. Elde edeceği ne var bunlar? Bir, kimse PKK kim? Hem dağıldı diyorsunuz. Değil mi? Evet. 40'a bölündü, 76'ya bölündü diyorsunuz. Lideri içeride. Kim PKK? Siz söylemiş. Osman Öcalan başka, Barzani'ye sığınmış. Ötekisi başka, birisi başka. Kim? Kimin yaptığına PKK diyeceğiz. Neyse onu bırakalım ama sonuç olarak bu kendilerine değil ki, ezilirler. Bu kadar herkesin karşı olduğu bir yerde bir de Türkiye'ye getirdi ki ya bana bu kadar düşman alt geliyor. Şimdi Türkleri de bir tahrik edeyim de gelsin. Adam gibi dövüşelim mi diyorlar. Belki. Akla sığmıyor. Ama şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bugünlerde bu hadiselerle karşılaşabilirsiniz. Çok karşılaşacaksınız. Çünkü husumetinizin o yöne çevrilmesi gerekiyor. Yanlışlık yapmayın. Kime kızacağınızı biz size söyleriz. Bak, öyle Barzani'yle Barzani'yle çok takışmış. Asıl kötülük nerede olduğunu belli. Ben söylerim size diyor birileri. Kim hocam o birileri? Küresel güçler mi sizin genellikle kullandığınız? Yani bakın şöyle, burada Amerika, Güneydoğu Anadolu'daki yıldan yaptı. Evet, bunları yapardı. Evet, Özgök, Büyük Anıt, askeri operasyon. Evet, askeri operasyon şu var. Şimdi siz eğer Korkut Özal'ın yerinde olsaydınız oturun Hilmi Özkök Paşa'nın görev süresini uzatsın der miydiniz? Çünkü şunu bilirdiniz, bunu derseniz uzatılması asla mümkün olmaz. Böyle bir mantık olmuş çıkıyor. Asla mümkün olmaz çünkü başka bir kanattansınız, o bunu pek fazla kabul etmediği bir kanattansınız, AK Parti adına söylüyorsunuz. Yani bu açıklama yapılan kişiyi yıpratır. Nazlı Ilıcak tarafından da ediliyor, lanse ediliyor. Fethullah Hoca, Albaylığından itibaren tanıyor. Evet, şimdi bunların desteklediği bir kişi ordunun benimsemesi mümkün mü? Hayır. Bunu söylediğiniz zaman, şurası çok açık, Özgök Paşa'nın önünü kesersiniz. Değil mi? Ve kestiler. Ve kestiler. Yani Şenlili'yle beraber mümtaz. Kestiler yani böyle birini öğrenerek de şey edebilirsiniz. Açıklama yapmak mecburiyetinde bıraktılar. Evet, yaptılar, bıraktılar. Mesela sizi eğer toplumun sevmediği bir adam methederse mesela, onun iyiliği methederse sizin aleyhinize olur bu iş. Değil mi? Böylece bir adamı eğer yıpratmak istiyorsanız, ters reaksiyon doğuracak birini methettirip bir tek de alayım, karışmasan daha iyi. Peki bir mehal ötesine gidelim hocam. Şimdi Korkut Özal'ın bu yapıdaki birisinin uzatılması daha çok işine gelir ve hoşuna gider. Niye yapıyor peki o zaman hoşuna gider? Hoşuna gittiği şüpheli. Size öyle geliyor. Öyle mi? Peki. Ben o zaman için şunu söyledim. Belki bunun açısından makul bulmuyorsanız onların arkası açısından bakın. Avukat Uğur Türkmen Bey, APO'nun önceden MİT adına çalıştığı iddiası doğru mudur? Doğru ise nasıl ayrılmış ve bölücü baş olmuştur? Bu iş bu kadar basit ve kolay mıdır? Ve takibinde 2006 yılında seçim olacak mı diyor. Ben şu birinci soruya şöyle bir şey ilave edeyim. Benim kafamdaki bir muamma. Şimdi APO 1978 yılında basın yayın yüksek okulunu bırakır ve Güneydoğu'ya gider. Güneydoğu'da o sırada çok yerlerde olağanüstü halde var. Evet, 12 Eylül muhtırası verilir. Apo onlarda da verir. Biz öyle biliyoruz. Siz belki başka şey biliyorsunuz. Şimdi sonrasında o bölgelerde sıkı yönetim vardır. Türkiye'de bıçak kesilmiş gibi terör biter. 84'e kadar
Orada her yerde olağanüstü hal var, sokağa çıkma yasağı var. Dört kişiden birisi askeri istihbarat, birisi milli istihbarat, birisi jandarma istihbaratı mensubu. Böyleyken bu adam orada dağlarda bir ordu meydana getirir ve Temmuz 84'te bizim iki şehrimize gelir, sabaha doğru basar. Ve evet, bu MİT adına çalıştığı doğru mu? Ve bunları şöyle beraberce toparlar mısınız hocam? Efendim bir defa MİT adına çalışmada ben bilmem mümkün değil. MİT'in istihbaratın çalışma usulleri kompartmanlaşmıştır. Birliğin sahibinin yaptığını söyleyebilmez prensip itibariyle. O bakımdan bilmem mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bir adamın geçmişine bakarak geleceği hakkında tahmin bulunmaz yanlıştır. Atatürk bir Osmanlı paşasıdır. Osmanlı devletine son veren kişidir. Geçmişte de herhangi bir kurumun, bir partinin içinde oluyor, onun kan düşmanı oluyor. Yani bir insanın hep aynı istikamette yürümesi mümkün değildir. Bazen insan aynı istikamette yürür, kurum şaşar. Bazen kurum aynı istikamette yürür, insan şaşar. O bakımdan bunlar hiçbir şey ifade etmez çalışıp çalışmamız. Objektif konumuna bakacaksın nedir? O soldu, işte oradaki aşiret yapısıyla mücadele etmeye başladı. Şöyle bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Oradaki aşirettekiler dediler ki, aşiret yapıları siyasi yapıyor. Bizimle bir ittifak edelim, bunlar solcu değil. Aman solcu molcu demeyin. Sonra içeridekiler biraz yurtluk olur bunlar. En iyisi bana bölücü diyelim, o zaman herkes düşman olur. Değil mi? Evet, bölücü diyelim. Güzel. İyi bir sıfat. Değil mi? Bölücü. O sıfat yani. Ha, güzel bir sıfat. Onu yaşlarım. Evet. O zaman sol şiir... Şaki şey olsa basit olacak. Ya dese ki, şiirle mücadele ediyor o. Aşiret yapısı. Bazıları destek çıkar. Yok canım diyecek. Bunlar şey, devletle mücadele ediyor. Bölücü diyeceksin. Bitti gitti. Peki 6 sene boyunca hocam bu adam bu arada nasıl vardı, ne yaptı, nasıl ordu kurdu? Evet. Yani belki o zaman bu kadar etkili olacağını düşünmüyorlardı. Suriye'de oturdu. Dediğim gibi Suriye için şunu söyledik biz. Ama Türkiye'yi bölmek, Suriye Türkiye'yi bölmek mi istiyor? Hayır. Suriye otel hizmeti görüyor. Bir otelci gibi ücretini alır, barındırır. Yani hafızası da otel sahibi diyebilirsiniz. Ama Türkiye'yi bölemez. Bir defa kendi içerisinde zaten bu bir sorun. Türkiye kadar sorun. Nitekim tıklıkta kamışlar galiba çatıştılar herhalde. Suriye. Ertuğrul Karaş ve bir bakma sizin kullandığınız bir terimden hareketle Sayın Kaynak, Bush yönetiminin Türkiye'deki mevcut hükümeti davet etmesi için ileri sürdüğü gerekçeler ve muhtemel sonuçları ne olabilir? Yani onun şeyi, mesela ona yakın çevrelerin yazdığı yazılardan bir tanesi, Türkiye'nin Suudi Arabistan sermayesiyle ekonomisini yürüttüğü şeklinde bir iddia var. Suudi sermayesine Amerika niye karşı çıksın ki? Suudi Arabistan'ın başka bir kontrol eden gücün var. Duydunuz mu siz Suudi Arabistan'da egemen olan başka bir güç? Yok. Şöyle dedim. Suudi Arabistan'daki petrol kuyuları Bush yönetimine yakın petrol şirketleridir. Ama onların elde ettikleri para küresel sermaye tarafından kullanılır. Onlar tarafından elde edilir. Yani küresel sermayeye karşı çıkıyor Bush yönetimi. Ve şu anda görüldüğü kadarıyla ihtilaf halinde. Yani Amerika'da iki güç, peki nasıl tasdik ediyor hocam? Bush ve yanındaki bilinen isimleriyle şu. Yani iktidardaki isimler. İsimler. İktidardaki. Öbür tarafı da demokratlar. Yani. Clinton. Mesela o grup geldi, tamamen bir bakıyorsunuz, küresel sermaye ile ilişkili şeyler veriyor. Mesela diyor ki, Çin'de iyi geçinin diyor. Olmuyor. Dışişleri Bakanlığı değişikliği ne yapıldı hocam? Dışişleri Bakanlığı'nın değişikliği, bu çok daha bilinçli bir insandır, bilen bir insandır. Rais bilen bir insandır, akademisi kökenlidir. O bakımdan değiştirdiler ve iyi bir Bush'çudur. Yani aslında Bush'tan daha kadar. O bakımdan bu politikaları yürütecek o. Ve şöyle görünüyor, Bush yönetimiyle arasındaki, bizim hükümet arasındaki ilişkiler
iyice gerginleşiyor bir de. O halde yani gelecekte gergin evet. günler bekliyoruz. Yani, olan dışı. Olan dışı günler bekliyoruz. İşte bu sıralarda bir şeyler artık başlayabilir. Evet yani mahir kaynakça bir değerlendirmeyi dinledik şimdi. Önümüzdeki günler takip edeceğiz şimdi. Ama bir de şey oluyor hocam, bu şimdi önümüzdeki muhtelif hadiseler olabilir. Yani şimdi muhtelif hadiseler olabilir belki. Yani bunların sizin söylediğiniz ve işaretlediğiniz şeyler olduğunu nereden bileceğiz biz? Yani şimdi bir avantajınız var şimdi, siz bir şey söylüyorsunuz, bir laboratuvar atıyorsunuz. Tamam bir şeyler de gelişince, tamam bunu il yetişsinler beraber kuruluyor şimdi. Ne bileyim, belki siz dediğiniz şeyler değil, ne dersiniz? Evet tabii olabilir. Yani eğer bir adam üç kere atış yapmış, isabet ettirmişse, dördüncü de artık nişan almasına gerek yoktur. Şöyle sallar, ben oraya vurmak istemiştim zaten. Doğan Türkoğlu, derin devlet miras mıdır yoksa miras mı bırakılır diyor. Evet, derin devlet şey aslında yani şimdi kurulursa miras bırakılır. Daha bir sene kazanmadı. Evvela kazanır sonra miras bırakacağız. Diana operasyonu neydi hocam? Hangisi? Diana, İngiltere. Ha o da bir derin devlet operasyonu. Niçin yani? Yani kadın gitmiş başkasıyla şey ilişki kurmuş. Hamile kalmış ve onu öldürecek tabii. İngiliz şeyi, kraliyet ailesi bunu kabul etmez. İngiliz devleti daha doğrusu, kraliyet ailesi, devlet. Yani devlet. İşte biz de hasret de belki buradaki toplumun büyük çoğunluğu, o büyük hassasiyet o. Ah öyle bir devlet diye böyle bir icra. Evvela isteyeceksiniz ki sormayacak. Siz istemediniz. Siz zannettiniz ki efendim seçim olacak, biz de iktidara geleceğiz. İstediğimiz iktidara gelecek. Üç defa darbeyle devrildi. Arada sırada da böyle manipülasyonlar yapılıyor. Yani manipülasyonlar zaten bundan ibaret değil ki. Bakınız Tayyip Bey başbakan falan değildi. Değil mi? Milletvekili bile değildi. Abi de bakıyorsunuz kapılar açıldı. İsteseler kapanırdı. Siz diyorsunuz ki bu hukuku. Hukuk siyasi seçimlerini iptal ediyor, anayasayı değiştiriyor bu hukuk. Ondan sonra 3 Kasım'daki adaylık kriterlerini değiştiriyor. Hani diyoruz seçim 3 Kasım'ın tekrarıdır, onun için eski adaylarla olacak, bu sefer olmayacak. Bakıyorsun manzarayı, ne büyük bir şans değil mi birdenbire böyle kapılar. Çıkır 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 işliyor. İtiraz birçok yeri vardı ama Siirt'te nedense demek ki hile olmuş, iptal edilmiş. Ne yapalım? Böyle şeriat, hukuk üstündür. Beyler yani. İtiraz etmeyin. Soruların çoğu konuştuğu şeylerle ilgili olmayabilir ama biz istedik ki interaktif olsun ve o soruları tercih edelim. Oradan hareketle soruyorum bir kısmını. Aslan Demir, iktisatçı bir arkadaşımız. Hocam, basın yayın organlarında edindiğimiz izlenimler, cemaatlerin devlet düşmanı olarak ifade edildiğini söylüyorlar. Cemaatlerle ilgili düşünceleriniz nedir diye soruyor. Efendim, cemaatler sadece dini konularla ilgilenseler, herhangi bir şekilde devlet düşmanları olmazlar. Ama bugün dini konularla ilgilenen ve ilgisi sadece dini olan benim cemaat görmedim. Yani siyasi partilerden daha çok siyaset ilgileniyor. Yani esas evet. takdim ettikleri istikamette davranan değil, evet. onun dışında bir şeyler mi? Sadece siyaset ilgilendiklerini söyleyebilirim. Sadece siyaset ilgilendiklerini. Din ikinci planı, din bir araç gibi bunlar. O zaman da siyasete muhatap oluyorlar. Kaçınılma. Ben şimdi gazetelere bakıyorum, bakıyorum işte dinci dediğiniz gazeteler. Bakıyoruz, orada belli bir siyaset var. Bir gazete küresel sermaye sözcüsü gibi davranıyor, rahat eder mesela birisi. Demiyor ki, şu haklı, şu haksız, şu iyi, şu kötü falan. Olaylara objektif bakış yok. Olayı anlatmıyor. Olayı küresel sermaye açısından yorumluyor. Sadece. Şimdi buna getirip de cemaat diyemezsiniz. Bu siyasi bir hareket. Hocam, emekli Arif Duru Bey bir iktisatçı olarak sorduğunu söylüyor. Türkiye'de enflasyon sayılan %5'lere düştü mü? Bir diğeri, Türkiye'de kalkınma hızı %9.9 mudur? Diye devam ediyor.
Evet efendim, Türkiye'de enflasyon hızı düştü. Size şunu söyleyeyim, bir defa dışarıdan bu kadar çok kredi gelirse enflasyon kendiliğinden düşer. Neden biliyor musunuz? Bakın, Türkiye 100 üretti. Piyasada 100 liralık mal var değil mi ürettiğimiz? 100 lira biz üretti. 30 lira da dışarıdan geldi, 30 liralık mallar. Halkın gelirleri üretimden kaynaklanıyor. 100 liralık gelir vardır, 130 liralık mal vardır. Mal bolluğu olmuş. Ve enflasyon kendiliğinden düşer. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer dışarıdan bu kadar çok borç almasaydık bu enflasyon bu kadar düşmezdi. Kim alsa düşürürdü. Kim bu kadar çok alırsa? Değil mi? Piyasada insanlar yüzlere kazanıyorlar, Türkiye'de ürettikleri mallar nedeniyle yüzlere kazanıyorlar. Ama piyasada 130 liralık mal var. Her taraf mal var. Düşer. Böyle. Şimdi bakın, Amerika'ya dışarıdan sermaye gelmesin, para gelmesin. Hayatta görmediğiniz bir enflasyonla karşı karşıya kalırsınız. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu. İkincisi, işçi ücretleri artıyor. Çin bahanesiyle önemli ölçüde faktörler varmışlar ve düşmüştür. Böyle. Ama kaldırma hızına bakar derseniz bu kaldırma üretim artışından kaynaklanır. Bir eskinin telafisi, bir de Asaf Savaş Akat'ın söylediği gibi ithalatla kaldırma. Şimdi mesela diyorlar ki, Türkiye'nin otomotiv ihracatı rekor düzeye çıktı. Ben size söyleyeyim, otomotivi bir bütün olarak alırsanız, yani ithalat, ihracat, kullanılanlar, otomotiv endüstrisinin Türkiye'ye sağladığı döviz sıfırdır. Çünkü üretimin %65'i dışarıdan aldığı parçaları kullanıyor. %35 de bizim ithal ettiğimiz dışarıdan, doğrudan da ithal ettiğimiz otomobillere tekabül ediyor. Döviz geliri sıfır. Bu ithalata dayalı ihracat Kore modelidir. Kore'de de böyle yaptılar. Bir şey söyleyeyim, Kore'de de böyle bir ara dışarıdan büyük sermaye geldiğinde emlak fiyatları şişti şişti, bugün inflatöre çıktı ya, dışarıdan para kesildiği gün emlak fiyatlarında çok ciddi bir düşme oldu. Hocam, Recep Kocatepe isimli bir öğrenci Nevruz'la ilgili bir şey soruyor. Yani Nevruz'da bu işler ne oluyor ve 2006 Nevruz'larında bir şey bekliyor musunuz? Evet, her şeyi bahane edebilirler. Nevruz'la uğraşmıyor. Onu bahane etmezlerse bilmem kimin öldürüldüğü gün, şunun vurulduğu gün, şu gün efendim bir vesile bulurlar. Yani diyelim ki Nevruz'u hani biz bayram ilan ettik, hep beraber yaptık. Nevruz onların önemli bir gün olduğu için o gün yapıyorlar. Eğer bunu sulandırırsak diyelim, o zaman başka bir derler ki falan adamın vurulduğu gün. Mesela solcular diyorlar ki deniz gezmişi asıldığı gün, eylem günü yapıyor. Gün mü yok ya? Gün için bir şey uydurabilirsiniz, hiç merak etmeyin. Siz olayları engelleyin, günü ortadan kaldıramazsınız. Ahmet Selçuk isimli bir öğrenci, Mehmet Ali Ağacı'ya kendisine sorulan bir soruya gitmen zor musun diye, o konuyu konuşamam diye cevap verdi diyor. Ne dersiniz siz? Hiç zannetmiyorum. Biz böyle operasyonları, yani Türkiye böyle operasyonları yapmaz zaten. Papayı öldürmek her adamın harcı değildir. Papayı bizi öldürsek bizi öldürür. Babayı büyük güçle öldürdü. Yani en azından suikast öldürmedi ya suikast. Yalnız şunu söyleyeyim, mesela Amerikalılar diyor ki Bulgarlar plan yaptı diyor, hiç alakası yok. Çünkü Gorbaçov gitti, babayı ziyaret etti. Gorbaçov komünistti. Dinle, binlerle alakası yok. Üstelik herhangi bir ilişkileri de yoktu. Ve baba onu kabul etti. Onun bir tek anlamı var. Çünkü bir insan kendisine suikast düzenleyen ülkenin yöneticisini kabul etmez. Şu mesajı verdi. Bunu sizin yapmadığınızı biliyor. Mesaj o. Bir ev hanımı, Gülcan Hasan isimlerinin doğal birliğine girme münasebetiyle yapılan bu değişikliklerin sonuçları ne istikamette götürür Türkiye'yi diyor. Bizler sayın doğru şeyler mi yapıyoruz Türkiye'ye? Doğru şey.
Efendim şimdi tabii demokratikleşme gerekebilir birçok konularda. Demokratikleşme gerekebilir değil mi? Şimdi Avrupa Birliği'ni bahane etmeye de gerek yok. Ama Avrupa Birliği bahanesi de Türkiye'de güç değişimi, gücün el değiştirilmesi gerçekleştiriliyor. Yani bu işi yapanların sizin demokratik olmanızda daha rahat yaşamanızda pek bir ilgisi olmaz herhalde. Ama asıl önemli olan nokta bugüne kadar Türkiye'de egemen güç konumunda olan ordunun egemenliğini sona erdirir. Bunu isterseniz istemezsiniz, ben bilemem ama. Ben sadece olayı anlatıyorum. İki taraftan birbirini tutabilirsiniz, bu iyidir, bu kötüdür diyebilirsiniz, o sizin bileceğiniz iş. Ama operasyon bu. Orduyu diyorlar şeyin siyasi set sahnesinin dışını itelim, ekonomik gücün elinden alalım. Bu. Ekonomi şey, güç kimin eline geçecek? Sermaye, küresel sermaye eline geçecek. Hocam, bu sorular... Evet, sabaha kadar onun için hızlı hızlı gidelim diye düşünüyorum. Ahmet Gürler isimli öğrenci, Şemdin'deki olaylara bir şey söyler misiniz? Niye oldu? İki, Sayın Başbakanımız PKK'nın yaptığı olaylara karşı bir tahammül sınırımız var. Bunu aşmayın diyor. Bu sınır nerede bitiyor? Evet efendim, Şemdin'in olayları, şunu söyledik. Türkiye'nin oradaki siyasi egemenliği sınırlandırıldı. Bölgede bir siyasi egemenlik var, bu egemenlik. Biraz evvel söylediğim gibi mecliste temsil eden partilerin de dışında orada halk onları dinliyor. Hadep diyor. İşte git diyorlar gidiyor. Gel diyor. Toplanıyor. Toplanıyor. Bu böyle. İkinci kademede orada Türkiye'nin bürokratik ve askeri gücünü kurmak gerekir. Onun için de Şemdin'in olayı bahane edildi. Ben bunun bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Orduya karşı bir olumsuz hava yarattı. Yani dendi ki buradaki çatlamaların, patlamaların hepsini orduyor. Ve ordu işte bölgeyi... Bir bakıma Barzani'nin oradaki hakimiyetini isteyen güçler. Tabii bunu yaparlar. Oradaki insan bu amaçla kullanılmış olabilir. Onu oyun oynanmış olur. Onu bilemem, tahkikatın seyrine bakmak lazım. Keşif İngiliz istihbaratıyla münasebetinden belki öğrendiğim şeyler. Evet. Ne olduğunu bilmiyorum ama sonuç olarak orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü sınırlamak amacıyla yapılmış bir operasyonlar. Duygu Subaşı isimli bir, bu bir de sınır işi var hocam. Sayın Cumhurbaşkanı, sınır işi başbakanı, PKK'nın yaptığı bir tahammül sınırımız var. Yani Kuzey Irak'a girecek. Zaten Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi ve PKK'yı tasfiye etmesi isteniyor. Barzan için ciddi bir tehlike oluşturuyor. İşte birkaç eylem yapar, biz de gideriz sınır ötesinde. PKK'yı ederiz, süzeriz. Onlar da rahat ederler. Biz de rahat ederiz. Ama hangimiz daha çok rahat eder onu bilemem. Ne var ya? Sevmiyorsan sevme. Mecburiyet yok. Atatürk'ü sevmiyor. Sevmiyorsa sevme. Ben herkes sevmek mecburiyeti yok ki bu. Bunları sorun bile yapmayın. Bırakın. Bunları sorun yaptığınız zaman üstünüze gelirler. Dün namenatı geç. Ersin Ensar isimli bir öğrencimiz, iltica lafı tasfiyenin bir gerekçesi midir? Özellikle askeri içerisinde her yaş kararında işte tasfiyeler yapıyor mesela. Evet, tabii şunu söyleyeyim. İki şey vardır. Bir insan yeni inançlar edildiğiyle tasfiye edilmemelidir. Bir. İki, orduda hiyerarşi vardır ve ordunun emirleri dışında hiçbir güce itaat edilemez. Hiçbir güce. Yani bir tarikata, bir tarikat şeyine bilmemesine itaat edemez. Bu bütün dünyada böyledir ve böyle olması lazım. Eğer doğru yapıyorlarsa, bilmiyorum. Sadece inançların nedeniyle tasfiye edilmemelidir. Ama başka bir yerleşmesi dışında herhangi bir kişiye bağlı hareket ediyorsa derhal tasfiye edilmemelidir. Derhal. Mutlu Güvenç isimli bir topora arkadaşımız. Leyla Zanar arkadaşları ilk meclise girdiklerinde bunların için müdahale edilmedi. Alt kimlik, üst kimlik konusunda ne düşünüyorsunuz? Moda hocam epey bu kimlik işi son bir ay önceden hak vermesiniz. Niye müdahale edilmedi? Bu müdahale edildi. Yanlışını söyleyeyim size.
Yani orada yemin edilen belli ama yok öyle bir yemin. Türkçe konuştu o. Çünkü yemini Türkçe ve o metne sadık kalmadan yaparsa hiçbir işe yaramaz. Maaş alamazsın, mecliste görev yapamazsın. Yani hiç kimse Kürtçe yemin ederek milletvekili olamaz. Orada Kürtçe yemin ediyordu. Hayır, adam kadın Kürtçe konuştu sadece. Münasebetsizlik yaptı. Buna bir münasebetsizlik de geçerdiniz ama ya da şöyle söyleyebilirdiniz. Böyle başlar devam eder de diyebilirdiniz. Onu susturdular zaten. Ondan sonra da meclisten hatırına daha fazla ne yapılabilirse nelerce hapiste yaptı. Bu kadar da yeter. Ama insanların sokakta, her yerde Kürtçe konuşmalarında hiçbir sakınca yok. Ve konuşmaları da lazım. Şunu da söyleyeyim, konuşmaları da lazım. Bir gün mecliste konuşuyorum. Ya bir insan kendi kimliğini inkar ederse, bir zor karşısında kalınca her zaman ezilir, eğilir, bükülür. İyi bu Kürtler, bu kendi dillerini sanıyorlar, bayağı iyi. Bana böyle vatandaş lazım. Değil mi? Böyle vatandaş. Kendi kimliğini savunsun, bir şeyi savunsun. Bunun bir zararı yok. Bundan evet. Sen önce görmeyin. Evet. Önemli olan Türkiye'ye karşı tavrıdır. Ve şunu söyleyeyim, hepimiz birlikte olduğumuz zaman büyük güç oluruz. Tarih Çukurlu isimli bir öğrenci, Türkiye üzerinde çok çeşitli oyunlar oynandığını herkes biliyor, hatta yönetenler de biliyor. Bu oyunlar karşısında biz hep kukla mı olacağız? Birileri Türkiye'nin geleceği için doğru bir şey yapmıyor mu? Neden hep felaket tellallığı yapılıyor? Bu ülkede doğru giden bir şey yok mu? Efendim, Türkiye'de doğru giden şeyler de var. Bizim söylediğimiz şey, biz kontrol etmiyoruz. Bazı şeyleri lüzumundan fazla abartıyoruz. Onun dışında size komplo yaptı, oyun oynuyor derseniz, onların işleri budur zaten. Ve şunu da söylüyoruz, herkes yapsınlar, yapmayan namerttir. Benim için de onu yenmektir. Zaten demeseniz de yaparım. Ama siz ringe çıkıp sürekli olarak beni dövüyorlar diye şampiyon olacağını zannediyorsanız hayal görüyorsunuz. Yumruk atacaksınız. Yumruk yiyeceksiniz, ayakta kalan kazanacak. Ama biz sürekli olarak diyoruz, ya beni dövüyor. Ne yapsın adam ya ringde? Değil mi yani? Celal Öngel.